Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Muhterem arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum. Bugün 13 Mayıs 2020, Soma faciasının üzerinden tam 6 yıl geçmiş, 301 insanımızı kaybetmiştik o faciada. Cenab-ı Hak hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Tabii aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen ailelerin acısının bir miktar dinmiş olsa bile ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Ailelere de yine sabır cemil niyaz ederim. Tabii bu faciaların tekrar etmemesi esas olan, facialar meydana geliyor zaman zaman ama sorumlular, yetkililer gerekli tedbirleri aldıkları takdirde bu faciaların tekrarlanmasının önüne geçilmiş olabilir. Eğer bu tedbirler alınmazsa yetkili olan kişiler esas sorumludur ve bu faciaların arkasından aslında felaket ve mesuliyet daha da fazla olur, büyük olur kanaatindeyim. Tabii bunu bahsetmişken, bu konuya gelmişken şu anda farklı sıkıntılarla karşı karşıyayız. Yani bir taraftan koronavirüs salgınının meydana getirdiği sıkıntılar var. Tedbir alınmaya çalışılıyor. Öbür taraftan İstanbul'da olası bir depremde karşılaşılacak sıkıntılar gündeme getiriliyor. Ancak İstanbul gibi bir şehirde, yani Türkiye nüfusunun %20'sini barındıran bir şehirde, deprem riskinin yüksek olduğu bir şehirde, deprem anında halkın toplanma alanlarının ortadan kaldırılmış olmasının ne kadar vahim olduğunu Allah muhafaza etsin, böyle bir durumda hep beraber göreceğiz. İnşallah görmeyiz. Ama mutlaka yetkililerin bu konularda gerekli tedbirleri almaları icap eder. Şu anda koronavirüs salgını ile hakikaten ciddi bir mücadele verildi, verilmeye de devam ediyor. Yavaş yavaş vakalarda bir azalma görülüyor. Bu sadece memleketimizde değil, bütün dünyada da normale dönmek için bir takım adımlar atılıyor, her yerde atılıyor. Ancak bu adımlar atılırken de endişe de peşinden geliyor. Çünkü biz eğer bu adımları atarken bir takım kural ve kaidelere dikkat etmez isek, çünkü burada en büyük sıkıntı ekonomik yönden yaşanan sıkıntıdır. Bir de psikolojik sıkıntı var ayrıca bunun üstüne gelen. Çünkü herkes ev hapsine, gönüllü bir ev hapsine aslında tabi tutulmuş gibi. Sadece gönüllü değil, mecburen ama herkes isteyerek evinde kalıyor. Çünkü bu salgının yayılmasını önlemeyi herkes kendisi için bir vazife olarak görüyor. Ancak eğer buralarda atılacak adımlar yeterli olmaz ve yanlış yerlerden başlanırsa o zaman pişmanlık duymak bize fayda getirmez kanaatindeyiz. Mesela son zamanlarda özellikle bugün için AVM'ler açıldı. Güzel, çünkü ticari hayat canlanmazsa ticari hayata bağlı olarak ekonomik hayat özellikle de yatırımlarda ciddi sıkıntılar meydana gelir, büyür, bunun üstesinden gelinemez.
Ama AVM'lerdeki açış neye vesile olacak onu göreceğiz. Biz şahsen AVM'lerle birlikte, hatta daha önce adalet mekanizmasının rayına oturması gerekir kanaatini taşıyoruz, onu belirtelim. Çünkü adalet mülkün temeli. Eğer mahkemeler, davalar zamanında görülmezse onların doğuracağı menfi etki toplumu derinden etkiler. Mahkemeler aynı zamanda ekonomik meselelerle de ilgili kararları alma durumunda. Bunun için hükümetin, iktidarın daha dikkatli olması gerektiğini vurgulamadan geçemeyeceğiz. Tabii burada dikkat edilmesi icap eden husus özellikle bilim kurulunun daha bitaraf ve gerçekçi kararlar vermesine imkan hazırlamaktır. Yani ben yaptım oldu mantığı, benim verdiğim kararı bilim kurulu tasvip etsin, desteklesin mantığı ülkemizi beklenmedik sıkıntıların içine sürükleyebilir. Ben bu sebeple özellikle tekraren bunu söylemeden geçemeyeceğiz. Bizim sağlık çalışanlarımıza, bu fedakar kadroya ülkemizde teşekkürü bir borç veriyorum. Onların arasından da hayatlarını kaybedenler oldu. Onlara da rahmet diliyorum. Elbette asıl bu koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde de, evet, dünyaya nazaran daha az miktarda olduğu, nispetle olduğu hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Yakınlarına da başsağlığı ve sabrı cemil temenni ediyor. Tabii ülkemizin en önemli konusu, ısrarla söylüyorum, bunu söylemekten de vazgeçmeyeceğim, düzelene kadar Türkiye'de oluşturulan gerginlik. Her sahada, sosyal sahada da, ekonomide de, politik sahada da ne yazık ki gerginlik bilerek artırılıyor. Bundan iktidar mensupları fayda temin etmenin peşine düşmüşler. Çünkü gerginlik husumetler doğuruyor. Husumetler insanların birbirleriyle buluşmasını, konuşmasını, dertleşmesini, birlikte proje üretmelerini engelliyor. Eğer biz bu havayı dağıtamazsak, ekonomide hakikaten gidişat iç acıcı değil. Son zamanlarda bugün için baktığımızda dolar tekrar 7'nin altına döndü gibi gözüküyor. Ama doların 7'nin altına dönmesi, ekonominin düzelmesi manasına gelmez. Türkiye'nin yurt dışında itibarı kalmadı. Bugüne kadar alınan politikalar ekonomik yönden Türkiye'nin kendi kendisine yetmeyecek bir noktaya geldiğini gösteriyor. 450 milyar dolarlık borç. 450 milyar dolar. Bu artıyor dış borç. Azalmıyor ki. 160-170 milyar dolar taksiti var bu sene ödenmesi icap eden. Bunun için gerekli olan para en azından 60-70-80 milyar acil ihtiyaç olan para. Bu temin nereden temin edilecek? Türkiye'nin kredisi kalmadığı için bunu normal bir prosedür içinde tedarik etmek, temin etmek mümkün değil. Yol hep IMF'yi gösteriyor. IMF, Dünya Bankası, bunlar aslında bütün dünyadaki gelişmelerde etkin rol oynama noktasındalar. Ancak IMF'ye bu iktidar, IMF'nin neredeyse bütün prensiplerini benimsemiş olarak çalışmasına rağmen yine de IMF'ye gitmeyi şu anda düşünmüyor. Neden? Çünkü itibarı sarsılır. IMF'yi kendisi de çok tenkit etti. Kendisi IMF'nin bütün prensiplerine
uymasına rağmen imefeyi tenkit etti. Bugün gidemiyor. Ha giderse ne alır onu bilmiyoruz. IMF'nin bizim nazarımızda esas itibariyle en tehlikeli tarafı, bir ülkeye IMF elini uzattığı zaman o ülkenin bütün mali politikalarını da kendi karşılamak, kendisi belirlemek istemesidir. Yatırımları da, ücretleri de, yardımları da, her şey IMF'nin kontrolü altına giriyor. Kim ne derse desin. Ben ta bu hükümet iş başına geldiğinde 2002 yılından sonra kendisine şey yapılan övgüleri hiç unutmuyorum. Çünkü o övgüler iktidarın IMF politikalarına ne kadar yatkın olduğunu gösteriyordu. Bunları düzeltmenin ilk şartı, tekrar söylüyorum, Türkiye'de kutuplaşmayı ortadan kaldırmaktır. Makul bir şekilde oturup muhalefetle de görüşülebilmeli. Hatalar kabul edilmeli. Hatalar kabul edilmeden düzelmez. Hala bugün koronavirüs salgınından dolayı efendim işte şehir hastaneleri yapılmamış olsaydı bugün ne kadar kötü bir halde olurduk. Siz bu türküyü ne kadar söylerseniz söyleyin. Şehir hastanelerinin üzerimize yüklediği yükü, mali yükü neyle izah edeceksiniz? Siz biz bize yeteriz diye kampanya başlattınız. Başkalarının yardım toplamasına engel oldunuz ve hala da belediyelerin yardımını engelliyorsunuz. Allah'tan korkun ya. Böyle bir mantık olur mu? Belediyelere zaten hep çifte standart uygulanıyor. AK Partili belediyeler birinci sınıf belediye. Onlar ne kadar başarısız, beceriksiz olursa olsun iktidar desteği vermekte tereddüt etmiyor. Önlerini açmaya çalışıyor. Ama muhalefetteki belediyelere aynı ilgi kesinlikle gösterilmiyor. Hesaplarına el konuluyor. Maaşlarını ödemelerine fırsat verilmiyor. Düşünün. Bu dönemde maaşlarını, çünkü borçları var. Nereden kalmış borç? Eski AK Partili belediyelerden kalmış. Kabahat bugünkü belediye başkanlarının değil. Ama iktidar İller Bankası'ndan gidecek paralara, maliyeden gidecek paralara el koyuyor, durduruyor. Mahsup ediyor borcuna. Bu mantık doğru değil ki. Yani biz bunları söylerken sanki partizanca davranarak söylüyormuşuz, intiba doğuyor ama bizim çok fazla belediyemiz yok. İlçe ve belde belediyelerimiz var. Ama hepsine çifte standart uygulanıyor. Hepsine baskı yapılıyor. Gıda yardımı bile verilmiyor. Bazı belediyelerimiz ısrarla aradılar. Kendilerine sosyal yardım kuruluşlarından, vatandaşlardan bir takım yardımların gitmesi için çaba sarf etti. Bir miktar yardım gitti. Vatandaştan gitti yani. İktidardan değil, bunun bilinmesinde fayda var. Tabii iktidar başka bir algı oluşturuyor şimdi. Bu sen ay normalde Nisan ayının rakamları kamuoyuna açıklanması icap ederken en azından Mart ayının, ta Şubat ayının rakamları açıklandı. Şubat ayının rakamları ise efendim hiç merak etmeyin bak, şu anda işsizlik %12, enflasyon %12, düzeltiyorum. İşsizlik de %13,6 gibi rakamlar söyleniyor. Yapmayın ya. Yani geçen seneki rakamları, 10 sene önceki rakamları izah ederek, ayları, son 2-3 ayın önemini bir kenara bırakarak siz bu rakamlarla insanları kandıramazsınız. İnsanlar neyi yaşıyorlarsa onu hissediyorlar. Ona göre de bir tavır belirliyorlar. Ha, partizanlık geçici olarak kendilerine bir miktar fayda sağlıyormuş gibi gözükse de şunu unutmasınlar. Bu algılar çabuk değişir. Çünkü geçici olarak oluşturulan bu yardımlar bilmeliler ki eninde sonunda lükseder, tersten bir tepki oluşmasına vesile olur. Bundan da kesinlikle iktidar kendi payına bir şey çıkaramaz.
Biz bundan dolayı ekonominin gidişatının tahmin edilenden çok daha vahim olduğu kanaatindeyiz. Baştan beri söyledik. Bir garibana en azından fert başına 1 milyon 1 lira verilsin diye, ama bunlar aile bazında kendi taraftarlarına bu parayı vermeyi tercih ettiler. Böyle de devam ediyorlar. Geriye kalan umurlarında bile değil. Öbür taraftan özellikle esnafa ve bireysel kredi isteyen vatandaşa bankanın yolunu gösterdiler. Banka da diyor ki artık ben eskiden olduğu gibi %17-18 faiz istemiyor. Aylık 0,99, onu siz yıllığa çevirdiğiniz zaman bir de bakıyorsunuz ki %13-14 faizle bireysel kredi almaya zorluyor insanları. Esnaf da aynı şekilde. Esnaf bu borçları ödeme zamanı geldiğinde nasıl karşılayacak? Arıyor bu borcu da alamıyor birçok sefer. Siz sadece alan 3-5 kişiyi göstererek aslında bak bunlar almışlar diyerek geçiştiremezseniz hadiseleri. Bundan dolayı esnafımızın yanında durması şart bugünkü iktidarın. Aldıkları bireysel kredileri ödeme taksidi geldiğinde bu borçlarını ödeyebilmeleri için mutlaka kendilerine bir takım nakdi yardımların yapılmasına ihtiyaç var. En azından nakdi yardım yoksa bunlar ertelenmeli. Öyle hemen 3 ay 6 aylık erteleme de yetmez. Çünkü 3 ay 6 ay sonra bunu ödeyecek yeni bir imkana kavuşmuş olmayacak. Tabii mukayeseler yapıldığı zaman şunu görüyoruz ne yazık ki, yap işlet devret modeli ülkemizi ne kadar büyük bir sıkıntının içine sokmuş. Efendim görüyorsunuz köprüler yapıldı, tüneller yapıldı. Görüyorsunuz hastaneler yapıldı, doğru. Ama şimdi onların taksitleri geldiğinde yap işlet devret modeliyle ne kadar para ödendiğine bakın. 2 milyarı toparlayamadılar ama öbür tarafa verilen para 3 milyarı geçti. 3,5 milyar. Böyle bir mantık olur mu? Bu daha da büyüyecek. Hele dolar bazında olanlara baktığınız zaman aldı başını gidiyor bu. Onun için millete ilk baştan beri söyledik. Siz IBAN numarası isteyeceğinize IBAN numarası verirseniz bu ekonomiyi düzeltemezsiniz. Düzeltemeyeceğiniz de çıkar ortaya. Klasik metotlarla bugünkü problemin üstesinden gelmek mümkün değil. Bunu bütün dünya kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri başlangıçta 2,5 yaklaşık 2,4 trilyon dolar yardım için Merkez Bankası kaynaklarını kullandı. O rakam şimdi 4 trilyon doları geçti. Biz ne yaptık? 200 milyardan bahsettik ama o 200 milyarın nasıl kullanılacağı konusunda ciddi bir proje ortaya koyamadık. Ki bir o zaman bizim söylediğimiz yetmez. Bu rakamın en az 500-600 milyar olması icap eder demiştik. Ama bizim bu ikazlarımız maalesef bir fayda vermiyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu iktidara da aklı selim ihsan etsin demeden öteye gidemiyoruz. Muhterem arkadaşlarımız, bu son zamanlarda bu gelişmeleri üzerinden dikkatleri başka taraflara çekebilmek için birdenbire bir ihtilal meselesi ortaya atıldı. Nereden atıldı? Kim attı? Sanki hakikaten böyle bir şey varmış gibi televizyonlarda herkes günlerce bunu konuştu ve hala da konuşuyor.
Ya iktidar konuşularak, ihtilal konuşularak önlenmez. Varsa böyle bir şey gelir. Ama böyle bir şeyin olma ihtimalini ben şahsen görmüyorum. Ama ortaya birilerini çıkıp da efendim biz 15 Temmuz'daki gibi gafil avlanmayacağız. Kimlerin hakkından geleceğimizin bizim sitelerin içinde listesini bile çıkardık demesi kadar alçaklık olmaz. Ve iktidar bununla ilgili tek bir adım atmış gözükmüyor. Hemen sorgulama başlatılmalı. Katliamdan bahsediyoruz arkadaş, katliamdan. Liste yaptık. İlk anda biz kimleri katledeceğimizi biliyoruz artık diyor. Muhterem arkadaşlarım, ya bu ne biçim mantık? Bu ne biçim memleket sevgisi? Bu ne biçim insanlık? Ve ne yazık ki bizim savcılarımız elleri kolları bağlı bekliyor. Kazara bunun dışında aksine bir iddia ortaya çıkmış olsaydı vay canına, ipliğini pazara çıkarırlardı. Kim böyle bir iddiada bulunuyorsa. Bu çifte standartla ülkeye huzur getiremezsiniz arkadaş. Bunu bilmek mecburiyetindesiniz. Kabullenmek mecburiyetindesiniz. Bu dünya geçici. Ömür gelip bir gün bitiyor. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene bitiyor, bitiyor mutlaka bir gün. Ve Cenab-ı Hak adildir. Mutlaka mazlumun hakkını zalimden alır. Her şey öbür dünyaya kalmıyor. Bu dünyada da Cenab-ı Hak hangi vesileyle olur onu biz bilmeyiz. Ama bu hakkı alır. Şu anda ne yazık ki mazlumlar çile çekiyor ama iktidar bu tip şayialardan beslenerek kendi yerini pekiştirme yoluna gidiyor. Biz buna rıza gösteremeyiz. Bu oyunun içine gelmeyiz. Bundan dolayı da ben kısaca bir basın toplantısında buna temas ediyorum. Fakat günlük hayatımızda bu konu hiçbir suretle gündemimize girmiyor. Ben şahsen bunu da sürekli olarak gündemde tutmanın kimseye fayda getireceği kanaatinde de değilim. Sadece iktidar faydalanıyor bundan. Sadece. Onun için bu konuyu bizim daima ihtiyatla ele almamız gerekir. Evet, Türkiye'miz ne yazık ki geçmişte ihtilallere sahne oldu. 60 ihtilali oldu. 12 Mart muhtırası oldu. 80 ihtilalini yaşadık. Daha sonra 28 Şubat'ı biz yeniden yaşadık. Özellikle 80 ihtilali ve 28 Şubat doğrudan doğruya bize karşı yapılmış ihtilaller, biz mağdur olduk. Biz hapse girdik. Ama elhamdülillah düştüğümüz yerden kalkmayı da başardık. Bugünkü arkadaşlar da bunu yaşadılar. Şimdi ne oldu da dün şiir söylediği için hapse girenler bugün yazı yazdıkları için insanları hapse atıyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Bu duyarsızlıktan vazgeçilmeden herkes bunu bilmeli. Ülkeye huzur gelmez. Bundan dolayı ben iktidarı yeniden bu konuları düşünmeye davet ediyorum. Tabii salgın sürecinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bunun mutlaka iyi planlanmasına ihtiyaç var. Birdenbire kapıları açarız, birdenbire herkes dışarıya çıkar, birdenbire serbestliyet olur, onun arkasından Allah muhafaza etsin, tsunami gibi bir dip dalga gelir, herkesin yaşantısını pişman edecek duruma sokar diye endişe ederiz. Bundan dolayı da iktidarın bu süreci kendisinin şahsi görüşü istikametinde değil, çok acele edelim, ekonomi hemen düzeltin. Düzeltin elbette, hepimiz istiyoruz ama buradaki bilim kurulunun tavsiyelerine uymak, bunu onların planlamasını imkan vermek, onların tavsiyelerine uymak her şeyden daha önemlidir kanaatindeyiz. Bunu da
bir defa daha elbette gündeme getirmeyi vazife biliyoruz. Bu konuda özellikle AVM'lerin açılması, iş yerlerinin açılması, yavaş yavaş esnafın kendi işini açması çok önemli ekonomide. Ama dediğim gibi adalet mekanizmasının çalışır hale gelmesi de o kadar önemli. Biz bir polis devleti olmamalıyız. Her şeye polis karar vermemeli. Hele polis tarafsız olmak mecburiyetinde aynen adli makamlar gibi. Eğer onlar tarafsızlıklarını muhafaza edemezlerse, yani ille de hepsini itham etmek mümkün değil ama birkaç tane çürük elma bütün bir toplumu, Allah muhafaza etsin, yanlış bir noktaya götürebilir. Bunu da unutmamamızı icap eder. Tabii ibadethanelerin açılması da bu noktada dikkatli bir şekilde ele alınmalı. Yani biz topluma zarar verecek tarzda camileri doldurup insanların birbirlerine çok yakın oturmaları durumunda doğabilecek sıkıntıların elbette dikkate alınması gerektiğini hiçbir zaman reddetmedik. Ancak bu gevşeme yaşanırken bizim manevi değerlerimizin ihya ettiği camilerimizin durumu da ciddi bir şekilde ele alınmalı, gerekli tedbirler alınmalı ve ona göre de bir takım adımlar mutlaka atılmalı. Yani uzun zamandır bu millet ezanları dinliyoruz ama camide namaz kılma imkanını kaybetti. Özellikle cuma namazları tabii şu anda eda edilemediği için vatandaşlarımızda da ister istemez bir hüzün var. Bunların da tedbirlerinin uygun bir şekilde alınacağını ümit ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, son olarak da basında gündeme getirilen, basını da oldukça yerine göre zorlayan bir takım gelişmeler de var. Özellikle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak bir takım düşünceler, fikirler ortaya atıldı. Bu konuda ben çok teferruata girmek, kutuplaşmaya sebep olmayı doğru bulmam. Ancak şunu unutmayalım biz. Aile bizim toplumumuzun temelidir. Aileyi korumadan toplumun sağlıklı bir yapıya kavuşması mümkün değildir. Aile bir erkek ve bir kadından meydana gelir. Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Siz suni bir şekilde, bu da ne demektir? Cinsiyetsizlik. Nasıl cinsiyetsizlik ya? Bir kadın anasından doğduğu zaman ya erkek çocuktur ya kız çocuğudur. Efendim sonradan hormonlarla bunların davranışları değişebilir. Onu sen zorla değiştirmeye kalkarsan tabiatın kendisiyle oynamaya kalkıyorsun demektir. En büyük zararı sen verirsin. Biz bunu unutmamalıyız. Ama biz şunu herkes bilmeli. Kadına şiddetin karşısındayız. Biz öyle bir inanca sahibiz ki cennet annelerin ayakları altındadır buyurulmuş. Cennet annelerin ayaklarının altında, babaların değil. O halde biz kadına hem anne hem eş olarak en büyük önemi vermek mecburiyetindeyiz. Ama bir sözleşme düşünün ki siz bir kadın beyiyle ilgili en ufacık bir şikayette bulunduğu takdirde beyinin ifadesi bile alınmıyor. Evinden uzaklaştırılıyor. Kadın eğer bir yanlış tavrın içine girmişse keyif sürüyor adeta. Buna rıza gösteremeyiz. Bu adalet değil. Bu aileyi korumaz. Bu tür ülkeye huzur getirmez. Arkasından da cinayetler peş peşine gelmeye başlıyor. Onun için böyle bir durumda bizim mutlaka ihtiyatlı olmaya ihtiyacımız var. Ama esas hedefi tekrar söylüyorum. Aileyi korumak, toplumu korumaktır. Ailede bir erkek ve bir kadından meydana gelir. Onun sağlıklı bir yapı olarak devamı bizim için olmazsa olmazdır.
elzemdir. İstanbul Sözleşmesi'nde bunu zedeleyen bir takım hususlar varsa bunlar gözden geçirilmeli ve Türkiye buraya bir çekince koymalıdır. İlle de diretip İstanbul'da imzalandı, biz buradan vazgeçmeyiz. Vazgeçmezsen onun zararları sadece sana değil bütün bir millete sebebiyet verir, ulaşır. Onun için bu konunun hassasiyetle ele alınması gerektiğine kesinlikle vurgu yaparak söylüyorum. Kadına şiddete izin verilmemesine ancak ailenin de korunmasına mecburuz. Bu iki hususa da eş değerli olarak önem vermek mecburiyetindeyiz. Aileyi koruyacağız. Kadına yapılan baskıya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Eğer varsa maddelerin içinde bunları tahrif eden hususlar ki var, onların da düzeltilmesi istikametinde adım atacağız. Ya şuna bak, Macaristan bu konuda bizden daha hassas davranıyor. Rusya bizden daha hassas davranıyor. Gelin de bu işin içinden çıkın. Onun için burada kimse başka bahanelerle toplumu rencide edecek bir tavrın içine girmemeli. Toplum yapısını bozacak bir anlayışı Türkiye'de hakim kılmaya çalışmamalıdır diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Varsa sorularınız cevaplamaya çalışacağım. Evet, katılım olmadığı için herhalde sorular da yok. Hayırlı günler diliyorum efendim. Ramazan-ı Şerif'iniz tekrar mübarek olsun. Az kaldı. Günler sayıyoruz bayrama. İnşallah huzur içinde bayrama kavuşmayı da Cenab-ı Hak bizlere, hepimize nasip eder. Sağ olun.